Herkese merhaba, ben Şenol. Planezon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ufak tefek ince işlerle uğraştım. Yolları falan değiştirdim. Ya biraz daha bir şey yapacaktım da hayvanlar rahat durmuyor. Şimdi çok kayıt dışı da bir şey yapmak istemiyorum. En büyük sıkıntımız aslanlardan biri büyüdü. Bir dakika. Şimdi hangisi büyüdü? Bu büyüyen mi bu zaten? Evet, bu büyüyen abi. 3 yaşında. Pink büyüdü, bir de babasını artistik yapıyor. Bakar mısın? Lan artisti. Burada oğlum var ya, dizmiş haremi dizmiş herif ya. Şimdi senin şeyine bir bakalım. Her şey %100, immunity 0. Sen nasıl bir şey çıktın kardeşim? Size'ı bir tık ufak. O kötü. 6896'da puanı var fırlamanın. Ehioze. Biliyorum bu arada isim değiştiriliyor da, sürekli hayvan değiştirirse bir ton hayvan var. İmkanı yok, geçiştirilmez buna. Ehioze mi? Ben seni köşeye mi attılar? Tengeng mi? Bilemedim. Bence bu dursun şimdilik ya. 11 yaşında, farkındayım da bunlar kaç yaşına kadar gidiyordu? Oo, 14 yaşına kadar gidiyor lan. Fazla şey de yok. Ki bayağı da hamile var galiba, değil mi ya? Tekrar bir kontrol edelim abi dişilerimizi. Bu yavru. Oğlum mouse'u göremiyorum ya. Yavru. Yavru. Doğurdular galiba. Bayağı yavru var be. 2.6 yaşında falan da var. Tahmin ediyorum hemen hemen hepsi doğurdu ya. Bunların. Yakın zamanda doğuran olacağını sanmıyorum ama. Yakın zamanda erkek çıkabilir çocuklardan. Hatta şu şekilde bakabiliriz. Buradan pek gösterdiğim yoktu. Ben de o kadar kullanmıyordum. Şuradan bakabiliyoruz abi. İki tane erkek var. En büyük sıkıntımız şu an bu. Bir tanesini yollamamız gerekiyor. Ama onun dışında yavrulara bakalım. Bir tane daha erkek var. Şu. Bu fırlama büyürse böyle yarım yamalak ya. Hala babanın immunitesi düşük ama geri kalan iyi ya. O zaman ben sıç evin içine sıç, fırlama. Oğlum bayağı da iyi, sadece size biraz düşük ya. Neyse, şimdilik bunu paketleyelim abi. Box the animal. Unbox alan animal. Bir dakika, öyle değil ya. Yanlış oldu. Release the wild, yok, storage animal storage center. Hop, paketledim. Onu şimdilik paketleyelim, kenara koyalım. Oğlum bu ne? Nasıl bir kar yağdı lan? İyi bir mutsuzlukları yok herhalde. Sizin var ama değil mi? Terrain'den falan. Hooo, Terrain'den var. Evet, burayı ısıtıp düzeltebiliriz de. Fazla uzun sürmüyor. Kar onun için şeye girmiyorum. Heh, bu arada Bengal kaplanların şurada sınırı vardı. Yan tarafa ekledim ekstra. Şu şekilde. Toprak yaptım. Birkaç tane şu güzel ağaçlardan koydum. Birkaç tane kuru ağaç koydum. Kenara da yatma yeri yaptım. Gayet tatlı oldu bence ya. Şimdi biraz daha oval bir şeye girmek istiyorum. Aslanımız var, kaplanımız var. Puanımız 550. Hali hazırda şimdi dediğim gibi bu save'ler aynı değil ama save'ler birbirine bağlı. Franchise açınca birden fazla çiftlik açabiliyorsun ama hepsinin puanları, hepsinin trade center'ı birbirine bağlı. Oha, animal storage'da bu olamaz. Onun için mesela ayıları ben şeyde aldım, maymunları orada aldım, timsahlar oradan gelme. Hani karıştırmamaya çalışacağım ama karışma ihtimali de var yani. Maalesef karışma ihtimali de var. Bu aslanlar biraz büyüyünce muhtemelen biraz parayı kıracağız. Hatta düşük şeyli varsa büyüklerden bile yollayabilirim ya. Mesela şunun durumu nedir abi? %33 immunity'si var. Bunu release the wild dediğim zaman ne oluyor? 800. Dişi aslında çok da tutabilirdim ha. Tutayım ya. Böyle bir tık daha dursun. Değil mi? En mantıklısı. Ya şu duvarları da yok edip şey yapasın var. Bu arada şeyleri, research'ları birbirine girmiyormuş abi. Geçen ben öyle bir şey dedim ya. Yanlış anlamışım. Anlaşılan aslanda araştırdığımızda kaplanın kullandıkları aynı. Oradan aktarıldı hepsi. Çünkü ben Bengal kaplanını bir açtım. Aa dedim, research'lar birbirine giriyor. Alakası yok.
Şurada görmüştük. Yine ona rağmen bir karışıklık var diye düşündüm de değil. Hal daha yeni şu anda research yapıyorum Bengal kaplanını. Gördüğünüz gibi alakası yokmuş yani. Ben karıştırmışım. Şimdi hedef olarak nerede lan? Göstericileri nerede gördüm baba? Of, kalabalıkız. Çok fazla çöp var. Çok çok fazla yok ama bir miktar var. Çöpler dolu. Oğlum bunlar yetmiyor lan buraya. Aslında genişletmeden önce bir miktar düzen ayarlamamız lazım artık. Şunları değiştirmek istiyorum ama şuradan research yapıyorum. Onu göstereyim ilk başta. Stealth facility denilen. Araştırdığım zaman large keeper hut. Yemekleri hazırlamak için. Large staff room. İnsanların dinlenmesi için. Large karantin önemli değil. Large research önemli değil. Ama hepsini açıp yaparsam mekanı daha düzgün yaparım diye düşündüm. Aklımda şurası var. Özellikle şurayı staff room yaptım. Şuradan ortaya dizip yolu yana koyabiliriz gibi. Dur bakayım. Ya sallama şu anlık şöyle. Ben süs süs eşek sıpası bağırıp duruyor da. Bundan o kadar sıkıntı olmaz da uzundan biraz daha sıkıntı olur, değil mi? Ortaya bir yere koyup ortadan yol yapacağım. Çevresinde dekor yapacağım dedim ya. Yani şöyle koyduk diyelim. Şuna bir bakmak istiyorum. Education, temperature, yerlerini hala... negatif impact. Ah, yetme şey rahat rahat şey yapar ya. Rahat 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 rahat. Hiçbir türlü herhangi bir sıkıntısı olmaz. Mantığım şu abi. Şurada bir bölgeyi ortada staff mekanı olarak yapacağım. Bak yolu şöyle göstereyim. Kanki be seni şimdilik şuradan yollayalım da. 1500'e direkt kaça satın aldım ben onu? 2000'e aldım, 1500'e sattım. Gayet karlı abi, hiç sıkıntısı yok. Muhtemelen şey düşünüyorum. Ön arkasına ekstra mağaza düşünüyorum satış için. Rahatlıkla yetişir herhalde ya. Tamam, staff room şu şekilde olsa yan yana dizerim onları. Bu tarafa şeyler koyarım. Satış yerleri. Buraya staff roomları koyarım. Arkasında bir posta daha satış yeri. Burası bayağı merkez gibi bir şey olur. Tabi muhtemelen öyle bir şey yaparım ya. Ya ne shift'e basınca tava basmışım gibi algılıyor bu da. Şimdilik bunları oraya dizsem mi? Olabilir aslında. İlk başta ben şunları böyle o tarafa taşıyayım. Biraz karışık. Abi research yapmadan pek bir şey yapılmıyor ya. En azından yağmur yağıyor diye bir çatı koydum. Ya yok, üstüne bahçe yapacaktım da hiçbir şey koyulmuyor. Zaten bir şey yok. Bayağı bir research yaptıktan sonra o işlere gireriz. Mekanına... Allah bismillah. Mekanına göre şey koydum. Hayvan şeyi koydum. Kapıların üstüne birer tane koydum. Aslında bunları iç içe koyup bile çok değişik şeyler yapılabilir. Bengal kaplanına koymadığımız bir şey. No power. Ne demek no power oğlum? No power, doğru söylüyor adam. Ne demek ne demek no power? Ulan. Ne demek ne demek ne demek no power? Facility taşıdık yine aynı şey. Yine unuttun kardeşim. Kardeş şunu bir kapatsana ya. Işık da açık. Şöyle kondursam fazlasıyla yeterli. Ya bunları editlemek var da bunu işte. Neyse karıştırmayalım abi. Buyur canım. Oynat Uğurcum. Oynat Uğurcum var mı? Tamam mıyız? Okey mi? Okey. Şimdi aslanlar büyürken bir yerden de bir hedef belirlemek lazım. Pisilere girdik. Açıkçası şu ayıları bile kullanasım var. Ne yalan söyleyeyim. Şurada Trade Center'da zaten ayılarım var. Grizzly Bear. Durumları fena değil. Bunları uygun fiyata aldık biz ya. Tamam. Size kötü ya. Erkekte bu kadar size nedir ya? İnşallah anasına çeker. Ne istiyor bunlar? Bakıyorum hemen. Kuzey Amerika'dan. Region Kanada, Kuzey Amerika. Taiga, temperature. Oo, eksi 10'a kadar. 750 metrekare yer yetiyor bunlara. Ay ya.
ilginç bir yer yapılabilir. 26 yaşına kadar yaşıyor. 25'te ortalama bitiyor olay. 6 yaşında bayağı da yüksekmiş lan. 6 yaşında yetişkin oluyor yani. Doğaya salabilirsin veya çiftleştirebilirsin neyse. 60 ayda bir interbirth period, 60 ayda bir hamile kalabiliyor. Oha. Sen bayağı zararsız lan. O neymiş ya? Bu ne oğlum, her yer yağmur oldu. Bayağı ağırmış yani ha. Bu ne lan ufacık? Zaten bunlar niye değişikti ki? Dedim buralarda koruma var, oralarda yok mu? Şurayı da biraz daha uzat da. Ne kadar alan gerekiyor ona şimdi tam olarak? 700 dedi. Can't find, can't find. Ne demek can't find ulan? Şurada işte bir kişilik yer var abi. O kadar adamım yok ki ya. Bir kişilik yer var. Gidin işte dinlenin. Kaç tane staff room'um var oğlum benim? Transformer. Burada da elektrik yeri var. Ne zaman koydum lan ben oraya elektrik yerini? Çok karıştı olay. Felaket karıştı olay. Bir dakika, orada bir staff room var. Burada bir staff room var. Niye iki tane benim staff room'um var? Karıştırmayın. Ben toparlarım sonra. Şu an kafam karıştı. Neden öyle hiçbir fikrim yok. İki tane gerek yok ki abi. Kaç tane elemanım var ki benim? Toplamda. Toplam sayısı yazıyor burada bir yerde. 1, 1, 1 falan diye gidiyor da. Neyse 3, 4, 10, 11 tane var. Ha, vendorlar geldi mi paket oluyor, ondan koydum. Tamam, hatırladım. Bu arada şunu da hallettiler galiba. Connecting de bize ne lazım? Bir. Yapamadım işte değil mi ben şeyde? Tüh. Ben şu 1000 dolar alayım. 2000 dolar alayım. 1000 doları da alayım. Challenge'ları halletmiş olalım. Şimdi ayılar için şöyle bir mekan. Abi öncelikle kesin yuvarlak istiyorum artık, yeter. Bariyer. Şuradan başladığını düşün. Şöyle geldin. Yani biraz daha oval olsun. Tamamdır. Şuradan bir yerde kapıyı yerleştir. Kaç metrekare alan burası? 1600. Fazlasıyla yeterli abi. Şeyde yayında denedik. İçini çukur yapıp. O da fena fikir değil aslında. Ayılara bilmiyorum ne kadar gider. Ayılar çukurda oluyor aslında değil mi? Hayvanat bahçesinde onlar da çukurda. Domuzlar, ayılar. Bunlar fena gitmiyor aslında. He. Olabilir bak. Burada da olabilir. Sonuçta yayına kaç kişi geldi buradan? Ne kadar kazalım orayı? Şu çukur yeter mi bize? Boyut olarak demiyorum, derinlik olarak diyorum. Bence yeter. Sumut. Şuradan tutacağım. Etrafı kazacağım. Fazlasıyla yeterli be. Size, oha size olmaz olur. Diğer taraflarını düzelteceğim. He. Sıkıntı yok. Kapının orasını zaten, oha biraz fazla mı oldu lan? Sanki biraz fazla oldu. Evet, bir tık fazla oldu galiba. Ya aslında çok da fazla olmadı. Şuradan bir kere dalalım, için giriş çıkış yapalım da. Tahmin ediyorum buraya girip çıkabiliyor ya. Boyutunu ufalt. Elemanlarım için giriş çıkış yeri burası. Çok dik oldu. Hiç hoşuma gitmedi.
Bir tık büyüt bunu. Bağırıp bağırıp duruyor. Derinlemesine giriyorsun değil mi orada? Girme kardeşim, girme derinlemesine falan. Tamamdır. Bence yeterli. Onun dışında şurayı biraz çıkart. Ayıların bir nevi insanların yanına gelip şey yapmasını istiyorum. Yemek yemesini. Genellikle o şekilde hallediyorum ben. En azından şu ana kadar testlerim o yönde. Flatında değil abi. Smooth. Hayvanlar buradan çıkabilsin. Tamamdır. Ben bir tık üzerinde uğraşayım. Muhtemelen bayağı fazla iş olacak. Şuraya bir camekan yapmayı planlıyorum. Şurayı muhtemelen bir miktar görsele yönelik yapacağız. İki alandan görüntü yeterli ya. Fazlasıyla yeter. Dur bakalım, ben bir üstünde bir çalışayım şunu. Şu oyun var ya, saatlerce oturup çalışmayı ister ya. Hakikaten. Maalesef işte vakit limitli olduğu için çok fazla abartamıyorum da. Şimdi ufak tefek gelişmelerimi göstereyim. Şurayı şöyle yaptım, ilk defa denedim. Kütüklerden görmüştüm daha önce, yapıyorlardı. Çerçeveyi de bununla yaptım. İlginç oldu ya burası. Şurayı cam eken yapacağız. Nasıl yaparız? Ha, bir dakika. Editle abi. Şunu seç. Şöyle gelsem. Şunu. Oraya kadar mı? Şöyle bir düzeltelim de. Ağaçtan da bir bok göremiyorum ama. Ya kardeşim, sen şuraya bir tane artış ettir. Koy buraya işte. Heh. Niye uğraşıyorum ki oradan? Şunu ve şunu cam yap. Bunu mesela şey yapmayı başardım. Becerdim, başardım. Becerme değil aslında, başardım teknik olarak. Twitch save'inde bir taraftan bir tarafı gözükmüyor. Mesela hayvanlar dışarıyı göremiyor ama dışarıdan içerisi gözüküyor şeklinde. Research bölümünde... Teşekkürler canım. Şu abiyi de geliştirmemiz lazım. Aha, staff gelmiş. Research bölümünde Barrier'da. Sonuncu. Pardon. Şurada gösteriyor zaten. One way glass. Beşinci research. Full bitirdiğin zaman oluyor abi. Ben de birçok şey eksik. Diyorum ya, research de geliyor şeyde. Dangerous animal has escaped. Nasıl escape ulan? Anam! Oğlum şurayı kapatsana. Kaldı mekanik dedim. Yok, gelmiş bile. Allah Allah. Abi research ve şeye yetişmiyor mu bu herif? Galiba yetişmiyor. Zaten 3. bölgeyi yapıyoruz. Bize ekstra adam gerekecek. Caretaker. Çıt. Keeper. Çıt. Mekanik. Çıt. Veterinen de hadi bir tane koyalım. Tamam mı? Çalışın lan. Çalışın. Şuraya bir bariyer koymayı planlıyorum da burayı tamamen kapatasım var. Oha, burayı nasıl yıkmışım lan böyle? Nasıl becerdim lan ben bu işi? Terrain, hiç farkında bile değilim olayın ha. Düzlemedim mi bu? Aşağıdan biraz ekstra delmişim anlaşılan. Aynen. Tamamını da dedim kayıt dışı yapmayayım yani. Habitat. Nasıl pis oğlum. Neyse, caretaker falan aldım. Onları hallederler. Power source. Kaldı mekanik. Damage bariyer. Onu hallettik zaten herhalde. Yo. Kaldı mekanik. İki tane mekanik var. Bu arada şey yapalım şunları ya. Geliştirelim. Mekanik. Mekanik. Keeper'ları da geliştir. Caretaker'ları. Caretaker aslında bir tane daha lazım. O ne lan, o kadar mı caretaker'ım var? Onun dışında vendor'a gerek yok. Veterinerleri de geliştir. Tamamdır. Natural selection. Ne oldu, biri mi öldü? Hayvanlardan büyüyenler var bu arada. Doğuranlar var. Baksana şuraya. Çok
fazla oldular lan. Yalnız beyaz bir tane daha olmadı. Twitch'te gazladılar beni. Bir tane aslan. Ya yani 3 tane aslan, 3 tane aldık galiba. Sonuç olarak hepsini beyaz aldık abi. Full beyaz doğuruyorlar. Pıtır pıtır her yer beyaz aslan oldu. Ruh gibi lan, anasını satayım. Takip ettiği zaman çok tatlı hareketleri sıçıyor ya, sıçıyor. Annesinin kuyruğuyla muyruğuyla oynuyor yavrum. Oynarken yere düşüyor falan. Çok tatlı şeyler var. Büyüklerden birazını yollayabilirim aslında da. Sonra inceleriz abi onu. Sonra inceleriz. Şu ayımı bir koyayım da. Sonradan zaten dediğim gibi belli bir yerden sonra artık ufak tefek dekor artı biraz ilgilenmeyle alakalı geçen bölümler olacak. Peşin peşin söyleyeyim bunu. Hani her bölüm böyle hayvan koyma ihtimalimiz yok. O iş yalan. Hani benim kayıt dışı bayağı bir oynayabilmem lazım. Şunu düşündüm ya şey olarak. Benim hoşuma gitti. Şunu kaldır ya. Şöyle bir çevir. Şöyle bir batır. Biraz da yok, o tarafa değil. Tamam. Şöyle çevirebilirim. Aynı şekilde. Birazdan batısaydım onu ya. Burada nasıl olacak ki bu iş? Ayılar buradan dışarı çıkamaz, orası hikaye de. Buraya cam bile gerek yok ha. Harbi diyorum, cam bile gerek yok. Bir yerden sonra buraya abi yapıştırıyorsun şeyleri. Öncelikle köşelere çöp kovaları lazım. Leş ediyorlar abi, her yeri leş ediyorlar. Şeyler yetişemiyor yani, öyle böyle değil. Arkasına muhtemelen şeylerden koyacağız. Nerede o? Şunu kapat abi. Education. Aynı şekilde. Şunu kapatır mısın abi? Şöyle çevir. Onun dışında asıl buranın education'ı. Tamam, hayvanı koyduğumuz zaman şey ettiririz onu. Şimdilik şunları bir çalıştıralım. Defloration koyalım buna. Ne koyduğunun bir önemi yok galiba. Genel olarak farklı farklı bilgiler veriyor insanlara. Ne oluyor, ne bitiyor, nedir, ne değildir gibicesinden. Bu tarafında... Ya yine Nature'dan full şey gömesim var da. Çok mu şey oluyor? Yo, arayı da toprak yaparsam sıkıntı olmaz. Kalın taş ne var? Bir dakika, benim bir tane taşım. Aha. Şundan biraz şey ettirebilirim. Maksat çevresini bir miktar kapatmak. Aynı şekilde şuraya da şey ettirelim. Şöyle biraz batır, çevir, çıkar. Şundan biraz koyup. Hızlı aldım şu an modumu. Biraz daha ince işe girebilirdik de. Tamam, yeterli olur bence ya. Yalnız bu da güzelmiş ha taş. Ayıların yatacağı yerde muhtemelen şurada bir yerde bir şey yapacağım ya. Burası gözükmeyecek, sıkıntı değil. Şuradan... Şimdilik üstünü kapatıyorum.
Mağara gibi nasıl yaparım ya? Onu düşünüyorum şu anda da. Mağara dedim biraz sık olur abi zaten. Şunu iyice bir batır. Çim şu an işi biraz bozuyor da. Düzelteceğim onu, sıkıntı yok. Hatta terrayimden hemen düzelteyim onu. Tamamdır. Rock. Fault. Şöyle taşa çevirelim şuraları. Emin değilim taş seviyorlar mı sevmiyorlar mı da. En kötü düzeltiriz onu sonradan. Ya bu kadarını kaya ya da bir şey diyeceklerini sanmıyorum ya. Bu kadarına da zırlamazlar yani. Tamamdır. Nature'dan. Sen nasıl bir şeysin? Şöyle biraz daha kaya modeli verelim de şuraya. Sütun kısmı. Ya bunları dik tutması lazım aslında ya. Hani sütunlar var. Sütunumsu neyse. Onlar dik dursa çok daha mantıklı olacak. Şunu kaldır. Şöyle bir in. Mağaranın giriş kısmı biraz öne doğru gelir de. Şöyle biraz bat. Şurayı biraz farklılaştırmamız lazım. Küçük taş, küçük taş. Lan yine mi oğlum ya? Şunu şöyle yap da. Burası biraz saçma oldu. Gibi gibi. Üstü içinde birkaç tane random atsam yeter ya şuraya. Yuvarlaksız olmaz. Bu güzel değiştiriyor buraları ya. Olaya sanki gerçekçilik katan. Tabii şu biraz saçma oldu. Kapat gitsin o. Tamamdır. Bir dakika şu muydu? Aa bu güzelmiş. Oğlum. X. Ne yapıyorsun? Heh. Çeviremiyorsun. Çok güzel. Niye? Yok ondan da değil. Şöyle yapalım. Tamam yeterince oldu ya. Dediğim gibi yani uğraşmaya kalksan var ya. Bunu mükemmelleştirmek için saatlerce uğraşırsın ya. Al sana mağara. Mağaramsı. Zaten çok da şey yapamazsın da. Mağara mı mağara? Oh! Neredesin? O yiyecekler. Daha içeriye şey yapacağız bu arada. Bitti mi bitmedi yani ben size diyeyim. Daha dur. Bir dişi bir erkek. Şeklindeydi galiba bunlar ya. Grizzly bir. Habitat'tan. Specialist Grizzly. Nerede lan? Grizzly bir. Şunu sil. Tamamdır. Nelerimiz varmış? Kutuyla. Bir daha ilk başta yemek yerine koyalım da. Oldu mu şimdi?
Yemek yeri havada kalacak abi yoksa. Tamam, böyle biraz daha mantıklı oldu. Şununla oynuyorlarmış. Buyur abi. Bununla oynuyorlarmış. Buyur abi. Su. Abi suyu şurada bir yerde de içsen olur ya. Şu arada şeyi durdur, galiba ayıları getirirler. Yes. Koymadığımız şu var. Al git bununla da oyna. Hadi canım. Bu neymiş? Neyse, sıkıntı değil ya. Biraz yamulttum burayı. Gankiler, şimdi orayınız nedir sizin? Hadi bakayım. Terrain, Heart Shelter. Bu ne abi? Aa, çıkamıyorsun galiba buraya. Evet, çıkabilmesi lazım. Galiba. Yo, çıkar be abi. Sıkıntı olmaması lazım. Buraya çıkmaması için hiçbir sebep yok yani. Buraya da tırmanamıyorsan ne diyeyim be kanki. Şimdi Long Grass felaket uzun, hiç istemiyorlar abi. Elemanlar rock istiyor. Soil istiyor. Adamsınız ulan. Çevirelim hemen abi. Ayıp ediyorsun. Bir miktar şuradan doğru soyu vereyim. Gerisine de gaya verelim. Gayı verelim. Rock Smooth da var. Bu nasıl? He. Yok bak. Şurası sert olur. Şurası biraz daha Smooth'a gider. Raf burası. Ulan. Smooth burası. Soil. Burası da toprağa daha iyi gider. Ağaç var ya orada. Tamamız. Heart Shelter'da sıkıntı yaratıyorlar ama coverage halledeceğim şimdi. Şey olarak abi şu anda Enrichment'da size şey mi lazım? Log falan mı istiyorsun acaba? Hani şu toprağa şey koyup şöyle bir şey şettirip, oha ulan, yükseklik istemiyorlardı. Ondan ben de sallamadım. Normalde istemiyorlar yükseklik yani. Herhangi bir ısıtıcı, soğutucu falan filan gerekmiyor. Bu ne oğlum? Uzun bir şey var mı ya? He, bu var. Al böyle oyuncak diyetinde dursun şimdilik. Dekor yaparız onu sonradan. İçin ayrıntısını yaparız. Az bir devam et bakayım. Heart Shelter'da hala sıkıntın var mı? Var. Şunlardan istiyor galiba her türlü ya. Kaçarıyor bu işin. Bunlara mı yatıyorsunuz? Ciddi ciddi hala mı çıkmıyorsun ya oraya? Abi neden? Allah Allah. Tamam durdur abi. Hayvanların nereye girip giremediğini bulmanın en güzel yolu. Şuna tıklıyorsun. Harbiden giremiyorlar buraya. Acaba boyut olarak mı sığmıyor? Yükseklik olarak mı sığmıyor? Şöyle yaparız. Şöyle çevir. Şöyle otur. Şöyle biraz daha yatır. Yükselt. Biraz saçma oluyor, farkındayım ama. Ne yapayım abi, her şey hayvanlar için. İlerlet bakayım. Oldu mu lan harbiden?
Bir tane tahtayla kurtardın mı durumu? Vallahi iyiymiş, ne diyeyim yani. Tamam Uğur'cum, bekle bir saniye. Olayımız şimdi. Bu arkadaşlar hangi doğal ortamları? North Amerika. Şuraya gel. Şunu sil. Yok. Continent. North Amerika. Biyom olarak da yalnız ilk defa tayganın bir şeyini göreceğim. Yani taygalara hiç bakmadım. Temperature. Tundra. Şu taygaya gelene kadar yalan olurlar ya herhalde. Şu mağaranın girişlerine şunlardan koymak hoşuma gidiyor benim. Niye bilmiyorum. İlginç duruyorlar. Şunlar nasıl? Ha, fena fikir değil. Daha kabarış dünyaları istiyor abi. Kuru toprak bölümüne şunlar gayet hoş gözüküyor. Yok o değil, o değil. Alakası yok. Allah. He, bu muymuş? Bu kadar mı harbiden? Yosun tutmuş şeyler. Ne tarafa koyuyoruz onları? Yok ya. Ağaç. Aha. Başka ne var? Ufak ağaçlar var. Otlar. Biraz etrafını kapatırız bununla. Bir iki tane ufak. Daha ufak. Oha. Ayılar da işini biliyor ha. Kondur ulan. Yalnız hala coverage olarak yetmedi biliyor musun? Şuraya koysam şey yapıyor mu? Aha, burada bile sayıyor lan. Mekanın içinde diye. Ulan kandırılıyorsunuz ha. Ben size diyeyim. Harbi diyorum, dolandırılıyorsunuz. Başka hiçbir şey değil ya. Bildiğin kandırıldın. Ağaçlar çok oldu burada ya. Şunu sil. O biraz fazla oldu. Aşırı kapattı orayı. Başka neyimiz var burada? Kayaya da ağaç çok ilginç oluyor ama. Şu tip otları. Aa, bunlar çok güzel ya. Kayadan fırlamış olsun. Harbiden çok güzel. Mağaranın önüne tamamen de kapatmak olmuyor ama. Of. Çok kapatıyor oğlum. Ayıları göremeyeceğiz ya. Biraz da ufak bir şeyler. Ama çok kayadan ot fırlamış oldu böyle de ya. Değil mi? Ha, şeye dikkat etmedim yalnız. Hepsini beğendiler lan. Şey, dikkat etmen gerekiyor. Bazıları bunun olduğu ortamlardan değil mi falan diyor. Sıkıntı oluyor. Kardeşim şu, oha. Şurayı bir şekilde kapatacak. Otu koysam içinden geçiyorlar zaten değil mi? Yani. Ne yapıyorsun tam olarak şimdi orada? Hadi bakayım. Ups. Salıver hayvanı. Salıver hayvanı. Ne yapıyorsun orada demiştim. Mındar oldu garibim. Ah. Enrichment'da special food maalesef yok ama daha hiç araştırmadık değil mi? Tekrardan bir kontrol edeyim. Grizzly Bear'a yemek olarak verebileceğim hiçbir şey yok. Sadece oyuncağı var birkaç tane. Araştırabiliriz. Sen neredesin abi, Bengal kaptanında? Son bir tane kalmış. O da bitsin de öyle verelim.
İkincisini vermeyeyim abi. Galiba burada çalışırlarken sıkıntı oluyor ya. Eleman kendi işlerine bakamıyor. Galiba. Hala %100 emin değilim. Aslında bakabiliriz. Carmelo'yu çalışırken görürsek ne ala? Carmelo şu an araştırmada. Burada değil ki. Research bölümü. O değil, o değil. Şu muydu lan? Yok, Animal Trade Center lan şu. Adam yok burada. Sözde research yapıyor. Workshop. Ha yok, workshop'ta değil mi lan? Research'te veteriner bildiğim kadarıyla research yapıyor ya. Bak, veteriner şimdi oradan çıktı. Orada veteriner yapıyor. Ha şey, şu an yapıyor mu ki? Tamam, onu da bitirdi. Aslan parçası. Al abi, ayıyı yap. Şurada asıl abi. Stop facility'yi yapıyor. Sözde. Carmelo sen misin? Burada nerede yazıyor lan bunu? Mekanik status resting at the staff room diyor. Workload normal. Kardeş senin adın ne? Beri beri en tepede yazıyor lan. Oha, bunların da ismini değiştirebiliyorsun. Aha, bunların da ismini değiştirebiliyorsun. Onu bilmiyordum. Buradan kimse bir şey izlemiyor mu? Kalabalık ne? Bu ne abi? Şöyle bir elemana tıklayayım. I wish I could get to a full... Doğru. Bak, onu tamamen unuttum. Ama araştırmalarımız sonucunda ne ulaşmışız? Daha bir bak, ulaşamadık mı? He, staff room'u araştırıyorum. Doğru da şey, araştırmadım. Bak, Keep Rat geldi mesela yeni. Görüyor musun? Bunun içinde yemek yapıyorsun. Ama şey daha yok ki bende. Nasıl hallederiz onu? Şöyle 2-4 şeklinde halledebilirim. Edit desem... Lan logo sil ya. Tekrardan şuradan... Construction değil lan. Facility'de. Bir tane daha üstüne eklenmiyor mu? Eklenmiyor abi işte. Şunu yapmıyor. Neyse, şunu edit de. Facility de. Çıldırtma adamı. Soda. Chief Beef. Hayır. Tamam. Bu tamam işimiz. Şunu edit de. Hala o tarafa atıp duruyor. Chief Beef. Looney Blon. Aynen, galiba bu kadar. Onun dışında bir de çöpleri falan ayarladık mı buraya? Daha buraya şey de koymadım ya. Ayıya bakan var mı? Bir kişi ne ya? Ayıp oluyor hocam. Buyur o zaman, sen at şuna bir şeyler de. Burada bir tıkanıklık oldu ya, burada. Burada bir ibnelik oldu burası. Ne oldu buraya ya? Oy oy, çok karman çorman oldu burası. Niye böyle oldu ama, onu anlamadım ha. Niye burada bu kadar adam kaldı? Hiçbir fikrim yok. Olay ne ki? Neyse, dur, çöp kovası diyordum. Onun dışında bunlar tuvalet de ister şimdi. Yapıştır. Tuvalet için şeyimiz var mı? Yok, zaten kablo bir şekilde bu yani bütün odaya. Buyurun abi, tuvaletler. Tamamdır. Şuraya ben şimdi... yo, izliyorlar abi, burada var. Şuraya şeyden koysam diyorum. Şunlardan. Allah aşkına, geçmiş şu şeye. Şöyle.
Grizz de bir. En yakındakine göre şey yapıyor ha. Şu. Bak hepsi var burada da. Grizz de bir. Oğlum ben burayı nasıl dağıtacağım bura? Bitti bu. Ne bu ya? Anlamadım. Vallahi anlamadım. Hayır burada izlenecek bir şey yok. Buradan sabit yürüyor olmaları lazım. Ne yapayım biliyor musun ben? Neyi yaptın o? Bak şimdi bak bak. Nasıl kişi sayısını azaltıyorum. Hop. Oha 20 dolar mı yapmışım? Pat. Pat. He? Yarar mı? Tamam kondurayım mı alayına? Gulpe 5 dolar. Gulpe guava 5 dolar. Gulpe 0 kalori 5 dolar. Gulpe watermelon. Başka var mı? Profit per unit'ten 375. Nasıl? Oy, bu ne lan? 7. Ne bileyim işte. Kendimce bir şeyler yapıyorum. Oha dur lan 10 dolar değil. Sıfır kaloriye yerleştireyim mi? Sıfır kalori peşinde olanlar çoğunlukla götü kalın olanlar haliyle para olanlar oluyor değil mi? Olmayabilir ya. Ben götümden duyduruyor olabilirim yani. Bu arada bunun camını falan cuk oturttum değil mi? Aynen. I suppose the view of the grizzly bear from here is fine. Kötü ya. Yani. Anladım. Aynen. Ayılar gözükmüyor bile. Yemek yemeye gelecekler anca buraya. Evet abi ayılarımız gözükmüyor doğru düzgün. Maalesef ayılar gözükmüyor. Ama diğer taraftan kimin umrunda zaten kalabalığa bak. Tamam. Çok güzel. Allah. Low on cash. Zoo low on cash mi? Batıyor muyuz lan biz? Nasıl ya? Nasıl becerdim o işi? Eksi 40 mı? Ne yaptım oğlum ben 40 bine? Ceza falan mı yedim? Ne oldu? Anlamadım. Nasıl becerdim abi? O aldığım kütükler mütükler mi çok paraydı? Hiç dikkat etmedim. Bitti mi bu? Yok daha ilk şey. Allah batıyor muyuz lan? Ya bu kadar kalabalık olup da nasıl batabilirim ya? Bir şey oldu o arada. Muhtemelen ceza meza bir şey mi yedik? 124 bin ne lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Efendim? This year profit eksi 124 bin. Yok karda olmam lazım. Bunlar burada tıkandı kaldı paralarını alamıyoruz. Neyse ya bir dahaki bölüme bakarız artık hayırlısı evet. Bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi basmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.